Başlayalım. Tabii maalesef biz dün akşam hiç konuşmadık ama bugün konuşacağız. Karşılaşmanın hakemi. Ne yazık ki. Maalesef. Yani burada hakemi Ya tek her bir iki takım tarafı için konuşacağız. Evet. onu söyleyecektim. Yani tek bir taraf nezdinde oyunun seyrini değiştiren bir hakem yoktu. Göztepe için de Fenerbahçe'nin attığı golden önce korner yok. Gelişen ataktan gol geliyor. Çok özür dileyerek Tabii buyur. kesmek istiyorum. Lille 4-0 öne geçti. Dördüncü golü de Yusuf attı. Harika. Güzel. Burak gol, Zeki asist, Yusuf gol. Zaten bugün çok ne güzel. kadar doğru transferler yaptığını Evet. görmüş Evet, olduk. Frans Futbol'un da bugünkü manşeti zaten Türk canavarları Ne güzel. şeklindeydi. Daha çok Fransa'ya damga vuracağız gibi gözüküyor. Onların referansıyla da Türkiye'den çok fazla oyuncu da Fransa'ya İnşallah. gidecek gibi gözüküyor. Ki İnşallah. Mustafa İnşallah. Kapı da şimdi yavaş yavaş geliştirecek gibi duruyor kendisini. Şimdi bugünkü maçın hakeminden başlamak benim adıma üzüntü verici. Evet. Çünkü dünkü karşılaşmayı konuşurken baştan aşağı hakemin dışında oyunu yorumlayabildik. Ama bugünkü karşılaşmada az önce bahsettiğim gibi Fenerbahçe'nin attığı golden önce Caner'in ortaladığı yani kornerden ortaladığı toptan önce korner yok. Böyle bir pozisyon çıktı ve gol geldi. Ondan öncesine gidiyorsunuz. Penaltı pozisyonda da Serdar Aziz hiçbir şey yapmıyor rakibine. Müdahale yok. Hakem penaltı çalıyor. Yani iki takıma da çok net hatta Serdar Aziz'in de belki atılmasına gerektirecek durumlar da var oyun içerisinde. O yüzden baştan aşağı hakemin böyle sınıfta kaldığı, bana acemice geldiği bir mücadele oldu. Ve bu tarz maçların daha önce Fenerbahçe'nin 3 tane maçını yönetti ama ikisi Türkiye Kupası'ndaydı. Bu seviyelere çok çıkmamış bir hakem. Süper Lig'de maç yönetiyor ama bu maçta biraz sınıfta kaldı ama Ali Şansalan'a da burada bir parantez açmak gerekiyor. Maçın VAR hakemi. Yani sağdaki hakemin bazen göremeyeceği pozisyonlar olabilir. Kornere karışamaz Ali Şansalan. Çünkü VAR protokolün dışında ama Serdar Aziz pozisyonunda mutlaka hakemi çağırması gerekiyordu. Bu pas geçilmiş bir durum. O yüzden de hakem bu anlamda sınıfta kalmış gibi duruyor. Ama oyunun geneline bakacak olursak da böyle hakemin dışında yorumlayacak olursak da Fenerbahçe'nin bence kaliteli bir oyun ortaya koyduğu bir mücadele oldu. Ve geçtiğimiz haftalara göre daha doğrusu daha kaliteli bir oyun. Elbette defoları vardı oyunun ama bu defolar çok mu ağır bastı? Hayır. Bakıyorsunuz Göztepe gibi zorlu bir deplasmanda zorlu bir takıma karşı geçtiğimiz yılda bu yılın başlangıcında da evet çok fazla pozisyon veren bir takımdı ama bu derece değildi. Toplamda 18 şut, neredeyse 40'a yakın orta, ceza sahasına giriş sayısı 33 ve oyunu baştan aşağı büyük ölçüde süspanse eden ve rakip kaleye çok fazla giriş yapabilen ceza sahasına bir Fenerbahçe takımı vardı. Ve Fenerbahçe'nin burada hücumda bana kalırsa baştan aşağı iyi giden bir Fenerbahçe var da savunma kısmı ile alakalı da artısı çok az top kaybı yapan bir Fenerbahçe takımı vardı. Ve yani burada işte Serdar'ın 90 dakika boyunca Siselant'la birlikte yaptığı top kaybı sayısı 6. Yani ayağındaki topu kaybetme sayısı sadece 6. Ve bu da öndeki Gustavo'nun da bu rakamı 8 ve buradaki üçlünün yani üçgenin toplamda kaybettiği top sayısı 14 90 dakikada ve bu çok az bir sayı. Ve burada belki de baskı yapma konusunda Göztepe'nin kendine bir öz eleştiri yapması gerekiyor ama savunma çok dayanıklıydı. Ve bu savunmanın dayanıklılığı Göztepe'nin de işini zorlaştırdı. Ve bu savunmanın düştüğü anlarda, bu düşüşler neydi? Caner bana kalırsa mükemmel bir maç oynadı. Hücuma dönük en azından mükemmel bir maç oynadı ama Caner'in çıkışlarından doğan boşlukları, Nazım da keza Caner gibi çok ilerideydi. Beklerin ileriye çıkmasından doğan boşlukları değerlendiren Göztepe ki golün bir tanesi de buradan geldi. Halil'in ortasından gelişen bir gol vardı. Büyük ölçüde Altay'a takıldı. Altay'ın da 5 yanılmıyorsam 3 tane kritik kurtarışı var. Kaldı ki sezon öncesinde transfer döneminde Fenerbahçe mutlaka bir kaleci transferi şart diye yorumları da çok duydum. Ben yaptım o yorumu. Çünkü geçtiğimiz Öyle yıl mi? Senin söylediğini ben bilmiyordum. çünkü şöyle bir sorun var. Geçtiğimiz yılın kurtarış yüzdesinde en kötü 5 kalecisinden bir tanesi Altay. Aynı istikrarı devam ettirecekse problem oluşturabilir. Ama Herhalde. şu ana kadarki 5 Geçen haftada ligin en seninki iyisi. Fenerbahçe ile şu anki Fenerbahçe arasında Çok dağlar kadar fark var. fark var. Peki onda sıkıntı yok da. Cenk abiye şunu sormak istiyorum. Evet. Altay'ın bu yükselişinde önündeki stoperlerin Tisserand, Serdar ve Lemos üçlüsünün artık kompakt bir şekilde oynayacak olmasının bir etkisi var mı? Yani bir kalecinin stoperlerine güvenmesi lazım. Belli ki geçtiğimiz yılki Sarmal'dan daha fazla Tisserand, Serdar ve Lemos'la oynayacak. Bu onda bir özgüven
artmasına sebep olmuş olabilir mi? Tabii zaten bir de geçen sene tabii ki bütün maçlarda oynadı. Kaleciler bildiğiniz üzere oynadıkça zaten kendilerini geliştirir. Hata da yapacaktır yani. Kimler hata yapmadı ki yani? Bunların geçmiş döneme bakarsak çok ünlü kaleciler, büyük kaleciler. Muslera'ya bile geldi. Tabii hatalar hep olacaktır ama tabii geçen seneki Fenerbahçe ile bu seneki Fenerbahçe arasında çok büyük farklar var. Dediğin gibi özellikle arkadaki o defans hattında çok değişiklikler var Serdar hariç diyelim. O da bir özgüvendir Altay için. Kaldı ki lige de çok iyi başlangıç yaptı. Önemli kurtarışlar yaptı. Maç kazandırdı. Bu yüzden Altay'ı çok fazla ben tartışmaya gerek kalmadığını düşünüyorum. İyi sezona başlangıç yaptı. Bunun da zaten görüyoruz ki maç kazanarak ve özgüvenini de arttırarak hem penaltı kurtarışlarıyla hem kritik kurtarışlarıyla çok net bir şekilde göstermiş oldu. Serdar, sana da şunu sormak istiyorum. Bugünkü karşılaşmada dün akşam biz Taner'le yayındayken Yalçın Ayhan yıllarca Erol Bulut'la çalıştığı için dedi ki ben yarınki 11'de Pelkas'ı bekliyorum. Erol Hoca 10 numarası sahaya çıkmaz dedi. Doğru. Oyunu yönlendirecek bir 10 numarayla çıkacağını düşünüyorum. O da Pelkas olacak dedi. Ve bugün baktık hakikaten 10 numara pozisyonunda Pelkas'ı gördük. Pelkas Fenerbahçe'nin aradığı bir 10 numara mı? Şimdi Erol Hoca 10 numara mı arıyordu? Oradan emin değilim. Hani şundan dolayı söylüyorum bunu. Hangi 10 numara? Yani klasik 10 numara mı? Yoksa modern futbolun 10 numarası mı? Herhalde klasik 10 numara pek kalmadı. Hocam öyle yetenekli forvet arkası oynayabilecek orta sahalar çok az. Ha öyle bir 10 numara gelir bütün sistemi değiştirir o 10 numara. Hoca ona göre uygular. Burada yani bir Alex'ten öte çok daha farklı bir 10 numara gibi geldi bana Pelkas. Zaten Beşiktaş maçında da gördük. 10 numara klasik 10 numara değil de yani forvet arkası hücumcu olarak böyle bir oyuncuyu Erol Hoca bence bundan sonra hep ilk 11'de oynatır diye düşünüyorum. Daha da iyiye gider. Kaleciden bahsetmişken ben Göztepe'nin kalecisine de bir parantez açmak istiyorum. Evet. Hakan Gündoğar geçen sene her hafta kulağıma soka soka söylüyordu onu. İrfan diye. Adana Spor Başkanı Bayram Başkan da çok söyledi. Çok iyi bir kaleci olduğunu. Hatta Beşiktaş 500 bin euro verip almadı. Yok almadı değil. Çok iyi. Başka bir teklif sundu onu Bayram Başkan kabul etmedi. Ben o teklifi biliyorum. Yok yani Bayram Başkan 500 bin euroyu getirin. Hemen vereceğim İrfan'ı dedi. Ben çok iyi biliyorum Beşiktaş'ta pazarlığı. Güzel bir teklif sundu ama. Ama paraya ihtiyacımız var bizim. Tabii paraya ihtiyacımız var. Ben dedi para verirseniz. Ama tabii tek maçta bir kaleci de çok övmek iyi kaleci. Bu seviye maçlar çok farklı. İrfan olmasa belki çok daha farklı bir skor olabilirdi. Kesinlikle. Ben de geçen sene izledim İrfan Can'ı Adana Spor'un performansı. Adana Spor'un o dipte olmasını hiç aldanmıyorum hocam. Yok küme düşmesine rağmen yani çok önemli maçlar oynadı. Kaldı ki Süper Lig'den de o kadar çok teklif almış bir kaleci. Şu anki kalecisi de İrfan'dan farklı değil. Karaçiç. Öyle mi? Muazzam bir kaleci. Mutlaka izleyin. Hocam çok iyi kaleci. Zaza'ya benziyor. Öyle söyleyeyim. Bizim Zdravkova. Zdravkova çok benziyor. Bir de Fenerbahçe ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Bakıyoruz puan durumuna. 5 maç oynadı. 11 puan. 4 puan kayıp. Geçiş dönemi yaşayan yepyeni bir takım. Yeni bir hoca. Belki de çoğu oyuncu burada tanıyor. Böyle bir geçiş dönemi yaşayan takımın 5 maçta 4 puan kaybı çok çok iyi bana göre. Baktığınızda goller pek oyundan gelmiyor. Duran toplar. Ama bu geçiş dönemini bu şekilde atlatabiliyorsan, bu oyunu hoca oturttukça, haftalar ilerledikçe ben Fenerbahçe'nin kimliğinin çok daha başka seviyelere, yani daha yukarıya çıkacağını tahmin ediyorum. Evet, 5 yıl öncesine kadar böyle bir Fenerbahçe izlememiştik. Ben evet. Fenerbahçe'nin o 5 yıl önceki şampiyon olduğu yılda çok önde pres yapan, rakibe çok fazla alan bırakmayan, çok coşkulu oynayan bir Fenerbahçe uzun bir aradan sonra görmemiştim. Bir o Ersun Yanallı dönem işte şampiyon oldukları sene çok iyi bir sezon geçirmişlerdi. Bütün maçları hemen hemen sürküle etmişlerdi. Bu maçta da keza ona benzer bir futbol izledim. Çok iştahlı, topu kaybetseler bile geriye değil hemen önde baskı yapıp tekrardan topu kazanma adına her biri mücadele ediyor. Yani bu iki bekler de dahil olmak üzere. Caner bu performansıyla tekrardan amil takıma gider mi? Bana göre net gitmesi gerekir. Kesinlikle. Çok etkili oynuyor. Yaptığı ortalar zaten orta değil, pas
penaltı atar gibi. Yani. Ki orada Samata bazı doğru koşuları yapabilseydi ilk yarı belki koparabilirdi maçı. Nazım ilk maçı olmasına rağmen hiç sırıtmadı. Çok etkiliydi. Özellikle hücum hattında o arkaya attığı koşular çok beğendim açıkçası. Orada Gökhan Gönül'den sonra bir sağ bek her zaman alternatif olarak çok değerli oldu Fenerbahçe adına. Bir de Fenerbahçe'nin bu orta üçlüsü artık tamamıyla oturmuş durumda. Gustavo, Sosa, Ozan. Formda bir Ozan görüyoruz. Bu üçlü orta saha Şampiyonlar Ligi diyebilirim açıkçası.